İnanamıyorum bunu söylediğime. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bugün Türkiye'ye gitmek için bavulumu hazırlıyorum. Bu muhtemelen bavulumu hazırlama ve havalimanı vlog olacak. En sevdiklerinizden bunu biliyorum. Arkadaşlar ben Türkiye'ye gidiyorum. Salı günü, uçağımız salı günü saat gece akşam 8'de. Ve ondan sonra çarşamba günü de Türkiye'de olacağım. Yani İstanbul Havalimanı'nda olacağım. Şimdi ilk olarak sizlere crop top koleksiyonumu göstermekle başlamak istiyorum. Çünkü genel olarak bütün crop top mini tişörtlerimi alacağım. Dedim ki hazır böyle bir şansım var, size bütün böyle kıyafetlerimi, hani o tarz şeylerimi göstereyim. Şu arkamda gördüğünüz yığın bütün crop toplarım değil. Bunlar muhtemelen yarısı daha. Ama şöyle hızlıca bir göstereyim. Bugün cumartesi, pazar pazartesi. İki günüm var. Aslında salı günü akşam 8'de olduğu için birazcık da salı günüm var diyebiliriz. Ama ben şimdiden crop toplarımı koymak istiyorum. Çünkü açıkçası giyeceğim şeyleri, yani daha doğrusu giyebileceğim şeylerden birkaçını burada bırakıyorum zaten. O yüzden hani iki güne kıyafetim var. Zaten bütün hepsini koymayı planlamıyorum şimdi. İlk önce crop toplarımdan başlayayım, sonra elbiselerimi falan koyarım. Çünkü zaten elbiselerimi giyecek bir lokasyonum yok şu anda. Hepsini nasıl göstereceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama şöyle hızlıca başlıyorum. H&M. Çok güzel bir şey bu. Evet, gelelim tişörtlere. Ece, giyecek hiçbir şey bırakmadın ki. Şimdi en sevdiğim bölüm elbiselerimi gösterme zamanı sizlere. İlk olarak şu harika elbiseden başlayalım. Bu Aerie'den bir elbise. Bu arada çok yine konuşmayacağım. Aynı crop toplardaki gibi yapacağım. Yoksa video 80 dakika olur. Bu kadar elbisenin bu kadar elbisenin olduğunu daha bilmiyordum. Bunun hepsini giyeceğim. Türkiye'de arkadaşlarımın mezuniyetine falan gideceğim için böyle tatlı şık bir elbise de alacağım. Aynı zamanda üniversitemin rengi. Bu aralar hiç kot giymiyorum. O yüzden kotlarımı da artık bavulumun içine koyacağım. Arkadaşlar ben hazırlandım. Tamamen hazırlandım. Ondan sonra o ilk hazırlama gününden sonra çok bir şey çekmedim ama arada gördünüz zaten bavulları falan. Sadece bir tek küçük bavuluma bir topuklu ayakkabımı koymam kaldı. Onun dışında yarın uçağımız saat akşam 8'de. Bu arada yüzümde neler var diye sorarsanız bir Maria Badescu'nun bir sivilce kurtucu bir şeyi var. Ve aynı zamanda self tan yaptım ki böyle makyajsız da daha güzel durabileyim diye. Neyse ben hala inanamıyorum. Yarın görüşürüz. Bu arada yarın Atlanta'dan uçuyoruz. Atlanta'ya çok erken bir saatte gideceğiz ki orada biraz gezelim, işte yemek falan yiyelim, babamla vakit geçirelim. Ondan sonra uçak. Şimdi son olarak IHOP'ta yemek yemeye geldik arkadaşlar. Ve ondan sonra Atlanta'ya doğru yolumuza çıkıyoruz. Ve
Almayayım ben. Eski halde şu anda gelmişsin. Gelmiştim buraya. Ben 8 yıldayken şey diyorum. Demir bak şu şampiyonluğu demiştin. Siko mod gibi. Arkadaşlar gelen diyenlere bakın. Beklediğimize değdi galiba. Ekmeğin çok güzel gözüküyor. Evet. Benimkini bir çektin mi? Bir çektin mi? İşte yemek yok. Türkiye yemek. Arkadaşlar biz geldik ve şuraya bakar mısınız? 10 tane bavulumuz var küçüklerle beraber. Bir bavul verin, bir tanesi verin. Bir buçuk. Bir küçük. Bir küçüğün var. Yani bu geri kalan hepsi buradaki iki kişinin yani. Hayır. Şöyle bir şey var, bir dakika. Amcama da bir sürü şeyler götürüyoruz. O yüzden bayağı fazla bavul var. Hala bekliyoruz. saat kaç? Şu an 5:30. Biz buraya kaçta geldik? Bayağı oldu. 45 dakikadır falan bekliyoruz. Saçlarımı açtım. Tartıyoruz sonunda. Şimdi şeye geldik. Bu bavullarımızdan çıkardığımız eşyaları yani bilgisayarlarımızı falan çıkaracağız. Onları kontrol edecekler. Bu bölümü hiç sevmiyorum çünkü çok böyle stresli oluyor. Ama bütün bavulları verdik. Bütün kocaman o 7 tane bavulu verdik. Evet. Burası böyle daha küçük bir havaalanı arkadaşlar. Mac varmış. Hadi Mac'e girelim. Şimdi F kapısını bulmaya gidiyoruz. Sonunda arkadaşlar her şey bitti. Şimdi artık kapımızı bulacağız. Ki F buradaymış. Daha küçük. F1. İşte uçak. Kaç verecek? Arkadaşlar gidiyoruz. Sonunda artık bineceğiz. Sonunda ya yeter. Sonunda geldik. Evet gidiyoruz. Çekeyim mi seni? Uçalım. Uçalım yeter. Uçalım. Evet, biz bindik. Şöyle uçak. Ben cam kenarındayım çünkü size uçağın kalkışını çekeceğim. Böyleyiz. İkinciye geçtim, o da güzel. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar iyi ki telefonumun 05 şeyi var. Çünkü 05'e çekmezsem böyle oluyor bakın. Çok yakın. Turkish Airlines. Inflate your life jacket by pulling the red toggles or by blowing into the tube or tubes. Disabled passengers may refer to the specially designed. Şimdi biz kalktık.
sertmiş. Bayağı mutlu oldum. Böyle. Şey söyledim. Ben şimdi muhtemelen yemek gelinceye kadar film izlerim. Ondan sonra buyurun. Çünkü burada saat 12 oluyor. Selam bir jet lag bekliyorum. Muhtemelen jet lag. Jet lag. Mikrofon niye gerçekten çalışmıyor? Turkish Airlines'ın. Ve ne buldum ben Türkçesi? Uçan kuş mu neydi işte herhalde o. Kahvaltı geldi ve şu anda 1 saat 49 dakikamız kaldı. Peynir, salata ve bu peynir, domates, meyveler ve peynirli yumurta. Durun. Şöyle. Arkadaşlar 1 saat 23 dakikamız kaldı. Kahvaltımızı ettik şimdi. Artık hani işte çantamızı falan filan toplarız. Ve ailecek uyandık. Ailecek. Close your tray table, open your window blind, and stow your hands. You may use your electronic... Geldim. Daha gelmedikler. Çok az kaldı. 10 dakikamız kaldı şu anda. Bilmeye ama... Yani... Çok... Bakın çok... Çok rahat bir yolculuktu. Şurada da. Çok rahat bir yolculuktu. Çok rahat bir yolculuktu ama... Aynı zamanda da çok zordu. Böyle şey, sürekli döndüm, durdum. Muhtemelen toplam 3 saat falan uyudum. Hiç film falan izlemedim.
Güzel, güzel de var. Çöpü yarısı daha var. Arkadaşlar geldik. Şimdi çıkıyoruz. Oy, anneme çarptı. Evet, şu anda bayağı boş da. Şimdi tuvalete gireceğiz. Geldik. Arkadaşlar biz geldik. Geldik. Bavullarımıza bakar mısınız arkada? İnanılır gibi değil. İyi değildi yani o deyimler falan. Sanarken de iyi değildi zaten. Değildi. Yani deyimleri falan.